Düzenlemiş olduğu Güneydoğu Enerji Forumu'na hoş geldiniz. Forumumuza başlamadan önce sizleri, Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ve devamında İstiklal Marşı'nızı söylemeye davet ediyorum. Değerli konuklar, forumumuzun açılış konuşmasını yapmak üzere TUMOK Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Sayın Ali Peri'yi kürsüye arz ediyorum. Sayın milletvekilleri, sayın üniversitemizin, meslek odalarımızın, kamu kurum ve kuruluşların, belediyelerimizin değerli temsilcileri, değerli meslektaşlarım, değerli basın mensupları. Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisler Odası olarak birlikte düzenlenmiş olan Güneydoğu Enerji Forumu'na hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir yıl süreyi aşan bir zamandır çalışması devam eden bu forumun bugün burada katılan herkesi odam ve şahsım adına canı gönülden kutluyorum. Değerli konuklar, hepinizin bildiği gibi enerji İnsan yaşamı ve sanayi üretimi için olmazsa olmaz temel unsurlardan birisidir. Dünyada kullanılan enerji fosil yakıt olarak %85-90 arasında. Bu kullanılan enerji eğer böyle devam ederse, bu hızla kullanmaya devam edersek 40-45 yıl sonra petrolün, 60-70 yıl sonra doğalgazın, 240-250 yıl sonra da kömürün biteceği uluslararası çeşitli kaynaklar tarafından açıklanmaktadır. Gerek dünyada, gerekse ülkemizdeki artan nüfus, modern hayatın getirdiği yenilikler, sanayi ve teknolojideki gelişmeler enerji ihtiyacımızı hızla arttırmaktadır. Diğer taraftan, sınırlı enerji kaynaklarının dünya üzerindeki dengesiz dağılımı ve ülkelerin paylaşım hırsı insanlığı yeni temiz ve temiz enerji kaynaklarına yönetmektedir. Bu çerçevede bütün dünya güneş, jeotermal, rüzgar gibi
alternatif enerji kaynaklarının mümkün olduğunca daha fazla faydalanmak ve mevcut enerji kaynaklarını verimli kullanmak üzere bir dönüşüm sürecine girmişlerdir. Hiçbir tehlikesi olmayan güneş, rüzgar ve jeotermal enerji konusunda tüm dünyada olduğu gibi yatırımlar hızla artmakta ama bizim ülkemizde son zamanlarda bir adım atıldı fakat yeterli oranda değildir diyoruz. Ülkemizin yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli bakımında oldukça zengin olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Biz ulus olarak yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek zorundayız. Değerli konuklar, ülkemizdeki ithalata dayalı enerji kullanımı ülkemizi dışa bağımlı kıldığını her fırsatta hep biz bilmekte ve söylemekteyiz. Enerjiyi ithal etmek yerine kendi öz kaynaklarımızı bulmak, kendi öz kaynaklarımıza yönelmek, teknolojik gelişmeleri kullanmak zorunda olan bir ülkeyiz. Enerjiyi tasarruflu kullanmak, sadece lambaları kapatmak veya elektrikleri azaltmak değildir. Düşük enerji tüketimine sahip o cihaz ve makinelerin kullanımına özen gösterilmeli. Enerji tasarrufu sağlayan teknolojinin gelişimi için gerekli Ar-Ge çalışmalarına önem verilmeli ve Ar-Ge çalışmaları desteklenmelidir. En önemlisi enerjinin verimli kullanılmasıdır. İşte bugün bunun için ülkemizin ve özellikle bölgemizin enerji politikaları, enerjideki mevcut durumu, enerji planlaması, enerji verimliliği, enerji sektöründeki teknolojik gelişmeler, alternatif enerji kaynaklarına yönelik çalışma ve yatırımlar forumumuzda 2 gün boyunca detaylı şekilde tartışılıp ele alınacaktır. Forumda birçok üniversite, ilgili kurum ve kuruluşlardan bilim adamı ve teknik elemanların sunumunu yapacağı Türkiye enerji politikaları, yerel enerji kaynakları değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılması, bölgesel enerji kaynakları ve verimliliği, enerji üretim makine ve ekipmanları, enerji verimliliği ana başlıklarından ikisi panel olmak üzere 5 bilimsel oturum gerçekleştirilecektir. Forumun ülkemize ve özellikle bölgemize yönelik yeni açılımlar sunarak alternatif üreticiliği ne öne geçireceğine inanmaktayız. Değerli konuklar, bizler Türkiye Mühendisler Birliği olarak, mimarlar, mühendisler, şehir planlamacılar olarak tarafsız değiliz. Biz makine mühendisler olarak her fırsatta aykırıyoruz. Biz ülkenin sanayileşmesinden yana tarafız. Ülkenin demokratikleşmesinden yana tarafız. Ülkenin bölünmez bütünlüğünden yana tarafız. Özgürlükten, barıştan, sevgiden, saygıdan, emekten, emek sermaye kaynaşmasından yana tarafız. Bu çerçevede kuruluşumuzdan bu yana çalışmalarımızı aralıksız devam ettirmekteyiz. Makine mühendisler odası olarak son 1 yıl içerisinde otomotiv sektöründen enerjiye, doğal gazdan asansöre, makine imalatından tıbbi cihazlar imalatına, mekanik tesisattan sanayileşmeye, kentleşmeden çevre sorunlarına kadar birçok konuda etkinlikler düzenledik, düzenlemeye devam etmekteyiz. Her etkinlikten sonra etkinlikle ilgili çözüm önerilerini ilgililere ulaştırmaya çalıştık. Temelimiz ilgililerin bu önerileri dikkate alması yönündedir. Değerli konuklar, forum sonunda gerek panelistlerin konuşmaları, gerekse sunulan bildiriler sizlere kitap halinde ulaştırılacaktır. Değerli konuklar, bu tür etkinliklerimize destek veren özellikle Gaziantep Valisi Sayın Süleyman Karıcı başta olmak üzere milletvekillerimize, siyasi parti temsilcilerimize, meslek odalarımıza, kamu yararına çalışan dernek ve kuruluşlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizim TUMOK olarak yapmış olduğumuz etkinliklere öncülük eden TUMOK Genel Başkanı Sayın Mehmet Solancı'ya, bu etkinlikte emeği geçen Makine Mühendisler Odası Genel Başkanı Emin Promaz ve yönetim kuruluna, özellikle Elektrik Mühendisler Odası Genel Başkanı Sayın Musa Çeçen ve yönetim kuruluna,
Makam Sekreteri Barak Özçakar, Genel Sayın Tahsin Akbabay'a, Forum Düzenleme Kurulu'na, Emeklerini Esirgemeyen Yürütme Kurulu üyelerine, Kongre Sekreteriyası Halil Uğur ve Kerem Yelekçi'ye, Makam Mensur Odası, Elektrik Mensur Odası, Gaziantep Şubelerini Yönetim Kurulu ve çalışanlarına, forumumuzu destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara, panelimize katılan değerli panelistlere, bildirileriyle forumumuzu değerli kılan bildiri yazarlarına, meslektaşlarımıza, uzmanlarımıza, sanayicilerimize, tüm misafirlerimize, geleceğin aydınlık yüzü sevgili öğrencilerimize, bu çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaşan, bizi kamuoyuyla bütünleştiren değerli basın mensuplarımıza teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Değerli konuklar, forumumuzun açılış konuşmasını yapmak üzere TUMOB Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Sayın Profesör Doktor Kemal Kıymalı kürsüye arz ediyorum. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Genel Müdürüm, Sayın Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Sanayiciler ve İş Adamları, Sayın Meslektaşlarımız ve Sayın Konuklarımız ve Değerli Basın Mensupları, hepinize hoş geldiniz der. Forumumuzda katılımızdan ve teşviklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu vesileyle Cumhuriyet'in 86. yılda kutluyorum. Şimdi enerjiyi değişik şekillerde tanımlayabiliyoruz. Burada tanımlardan birisi orta öğretimde biliyorsunuz enerji basit tanımıyla iş yapabilme yeteneği. Lisans seviyesinde tanımlarsak maddede var olan ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç. Lisans üstü veyahut da kuantum teorisine göre Einstein mc kare yani v çarpı hızın karesi şeklinde tanımlanıyor. Ancak son 100 yılın dünya politikalarının belirlenmesinde tüm canlı ve cansız hareket halinde varlıkların hayatını sürdürmesi ve faaliyetten devam ettirmesi enerjiyle mümkündür. Canlılar enerji ihtiyaçlarını belli bir şekilde biyolojik, fizyolojik veya kimyasal olarak güneş, hava, su ve katı gıdalarda almaktadırlar. Buna karşılık tüm hareket eden fonksiyon gören teknolojik araç ve gereçler enerjiden çok değişik şekilde dönüşümler ile değişik kaynaklardan almaktadırlar. Enerji kaynaklarındaki çeşitlilik, enerjinin elde edilmesinde, üretiminde ve kullanılmasında değişiklikleri ve çok disiplinliği beraberinde getirmiştir. Bu itibarla enerji ve teknolojileri çok disiplinli bilimsel aktiviteler gerektirmektedir. Bu yüzden de biz forumumuzu makine mühendisleri, elektrik mühendisleri, aslında bunlara tabii fizikçileri de katabiliriz. Daha birçok madencileri katabiliriz. Tabii forumumuzdaki davetler arasında bu uzmanların hepsini göreceksiniz. Evet, coğrafi ve bölgesel etkenler de enerji kaynakları için önemlidir. Güncel yenilenebilir enerji potansiyeli yüksek, aynı zamanda zengin birincil enerji kaynaklarına yakın olan bölgemiz ve Türkiye ülkemiz bir enerji köprüsü konumundadır. Özellikle Güneydoğu bölgesi için enerji önemlidir. Bölgesel enerji fonları bu kaynakların ve fırsatların belirlenmesi, değerlendirilmesi için önem arz etmektedir. Bu amaçta elektrik mühendisliği ve makine mühendisliği odası Gaziantep Şube olarak bu enerji forumunu düzenlemiş bulunmaktayız. Forum, üniversite, ilgili sektör ve kamunun birikimlerini bir arada değerlendirmesi, ülkemiz enerji politikalarının belirlenmesi, problemlerin çözülmesi
ve stratejilerin geliştirilmesi, aynı zamanda bölgesel kaynakların değerlendirilmesi ve katkı sağlayacağı ümidindeyiz. Enerji tasarrufuna yönelik önlemlerin tartışılması, 2007'de çıkan enerji verimliliği kanunun etkin hale getirilmesi forumun diğer bir konusu olacaktır. Forumlar bilindiği gibi konunun uzmanlarının davet edildiği toplantılardır. Davetimize katılarak bu foruma katkı sağlayan tüm değerli uzmanlarımıza, katılımcılara ve forum düzenleme kuruluna teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Değerli konuklar, forumumuzun açılış konuşmasını yapmak üzere TUBOK Makine Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Sayın Ali Ekber Çakar'ı kürsüye arz ediyorum. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Genel Müdürüm, Sayın Rektör Yardımcım, kamu kurum ve kuruluşların değerli yöneticileri ve temsilcileri, örgütümüzün değerli yöneticileri ve temsilcileri, değerli meslektaşlarım, sayın konuklar, basınımızın değerli mensupları, Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinize saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyorum. 55 yıllık tarihinde çağdaş, demokratik, üreten ve sanayileşen bir Türkiye yaratılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Makine Mühendisleri Odası, meslek alanları ile ilgili platformlar oluşturmakta ve oluşan platformda yer almaktadır. 2008-2010 yıllarını kapsayan 42. çalışma dönemimizde 20 adet ulusal ölçekli kongre, kurultay, sempozyum düzenlenmesi programlanmış ve bunların 16 tanesi gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliklerin arasında enerji ile ilgili olarak Enerji Verimliliği Kongresi, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, bu yıl binalarda enerji performansı ana konusu temasıyla düzenlenen Esrar Mühendisliği Kongresi ve önümüzdeki hafta Mersin'de düzenlenecek olan Güneş Enerji Sistemleri Sempozyumu'nda bulunmaktadır. Ayrıca Güneydoğu Enerji Forumu'nda olduğu gibi TUMOB'a bağlı diğer odalarla birlikte düzenlediğimiz birçok etkinlikler bulunmaktadır. Bu etkinlikler sonuçları Aralık ayı içerisinde yapılacak olan TUMOB Enerji Sempozyumu'na taşınacaktır. Bu etkinliklerin yanı sıra enerji çalışma grubumuz her dönem enerji kaynakları ve politikalar üzerine yeni oda raporları hazırlamakta ve bu raporlar kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Enerji odamızın eğitim ve belgelendirme çalışmalarında önemli bir yer tutmakta, uzmanlık ve belgelendirme yönetmenliğimiz uyarınca üyelerimiz eğitime tabi tutulmakta ve belgelendirilmektedir. Belgelendirme faaliyetler için oda merkezinde kurduğumuz personel belgelendirme kuruluşumuz ilgili AB standardı kapsamında TÜRKAK tarafından akreditedirilmiştir. Meslek içi eğitim merkezimizde jeotermal enerji uygulamaları, güneş enerji sistemleri, ısıtma soğutma havalandırma tesisatı, ısı yalıtımı ve enerji yönetimiyle doğal gaz konularında kurslar ve seminerler düzenlenmekte, bu konularda zengin bir yayın faaliyetimiz bulunmaktadır. Odamızda aynı zamanda enerji yönetimi ve çevre mevzuatı çerçevesinde emisyon ölçümleri de yapmaktadır. Odamız AB uyum mevzuatları çerçevesinde bu alanda TÜRKAK tarafından alt bir muayene kuruluşu olarak akredite ettirilmiştir. Son olarak odamız enerji verimliliği kanunu gereğince Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından sanayi ve bina sektörlerinde enerji yönetimi kursları düzenlemek üzere yetkilendirilmiş bulunmaktadır. Konuyla ilgili protokol Elektrik İşleri Tüketici İdaresi ile 2 gün önce oda merkezinde imzalanmıştır. Kasım ayı başından itibaren bu kursları açmak üzere ve ayrıca İstanbul şubemizde yapacağımız kursları altyapı çalışmalarını tamamlayan diğer şubelerimize yaygınlaştırmak ve 5 sınıf olarak düzenlenen belgeyi alt sınıfına yükseltmek için hazırlıklarımızla sürdürmektedir. Odamız ayrıca enerji sektörüyle ilgili kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmekte ve 2 dönemde Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu'nda temsil edilmektedir. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, enerji uluslararası
siyaset ve çelişkilerde stratejik bir boyuta sahiptir. Hemen yanı başımızda Afganistan ve Irak'ta yaşanan insanlık dramlarının ana nedeni enerji kaynakları üzerindeki egemenlik mücadelesidir. Bu mücadele öylesine kızışmıştır ki Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nden bir senatör, NATO ittifakına dair bir ülkenin saldırıya uğraması durumunda yapılacak müdahale ile ilgili ünlü 5. madde kapsamına enerji sorunlarının da alınmasını önerebilmektedir. Kısacası enerji, dünyayı sömüren emperyalizmin önemli bir gündem maddesini oluşturmaktadır. Bu nedenle enerji dair bütün alanlardaki dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmaya yönelik öneriler oldukça önem taşımaktadır. Ülkemiz yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça zengindir. Sadece su, rüzgar ve jeotermal kaynaklarımızdan elde edilebilecek kurulu güç olanaklarının iyi değerlendirilmesiyle ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını ciddi ölçülerde azaltması söz konusu olabilecektir. Oysa bugünkü durumda mevcut hidroelektrik potansiyelimizin %30'u, jeotermal potansiyelimizin %3'ü, rüzgar potansiyelimizin %1'i ancak değerlendirilebilmektedir. Güneş, jeotermal ve rüzgar kaynaklarından enerji elde etmek için gerekli teknoloji ve ekipmanların büyük bir çoğunluğunun ülkemizde üretimi vardır. Ülkemiz bu alanda hizmet sunacak yetkinlikte mühendis ve teknik eleman birikimine de sahiptir. Bu noktada ülkemizi yönetenleri dışa bağımlı enerji politikalarının ortadan kaldırılmasına yönelik kamusal planlama ve kamusal üretime esas almaya, yerli kaynak kullanımına öncelik vermeye davet ediyoruz. Enerji antlaşmaları ülke çıkarları lehine düzenlenir. Elektrik enerjisi üretiminde ulusal, kamusal kaynaklarla yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilir. Enerji verimliliği sağlanır ve ülke ölçeğinde meslek odalarının da içinde yer alacağı bir master plan uygulanırsa emin olalım ki dışa bağımlılık kırılabilecek, elektrik fiyatları düşürülebilecek ve enerji yönetimi başarılabilecektir. Güneydoğu Enerji Forumumuzun bölgenin enerji kaynaklarının tespiti ve ülkemiz lehine değerlendirilmesi yönünde geliştireceği öneriler, ülke çapında yapılacak bir enerji, sanayi ve tarım planlaması açısından oldukça önem taşımaktadır. Ve bölgemize büyük katkı sağlayacağını umuyoruz. Forumun sesinin kamuda yankılanması da ayrıca önem taşımaktadır. Elektrik ve makine mühendisleri odalarımızın Gaziantep şubelerinin düzenlediği etkinliğin bu açıdan karşılığını bulmasını ve verimli geçmesini diliyor. Bütün emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Değerli konuklar, forumumuzun açılış konuşmasını yapmak üzere TUMOV Elektrik Mühendisler Odası Genel Başkanı Sayın Musa Çeçen'i kürsüye arz ediyorum. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Genel Müdürüm, değerli akademisyenler, Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin bağlı odalarının değerli başkan ve yöneticileri, hepiniz Elektrik Mühendisleri Odası 41. dönem yönetim kurulu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, günümüzde enerji çok önemli ama enerji konusunda o kadar çok etkinlik yapılmaya başladı ki artık hangi günlerde hangi enerji forumu, hangi enerji etkinliği yapılıyor gerçekten izleyemez bir hale geldi. Sanıyorum bugün yine İstanbul'da bir başka enerjiyle ilgili bir forum, bir etkinlik var. Peki bizim etkinliklerimizi bunlardan ayıran ne diye düşünüyorum. Düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, birçok etkinliğe baktığımızda bu etkinliklerin aslında enerjinin genelde bir ciddi bir getiri kaynağı haline getirilmesiyle birlikte bu forumların karar vericilerle egemenlerin köşe kapmaca oynadıkları alanlar haline geldiğini görüyoruz. Yani birileri birileriyle bir yerlerde temas kuruyor. Bu forum bunlardan birisi değildir. Bu forumu düzenleyenler Türkiye'de sürdürülen bu köşe kapmaca oyununu yüzünü, gerçeğini ortaya çıkarmak için düzenleyenlerdir. Öncelikle bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Evet, enerji konusunda arkadaşlarımız az önce birçok şey paylaştılar size. Ben başka boyutlarına gireceğim çünkü genç bir delikanlı bir gazete koydu önüme ve
Burada telaş terörüne kim dur diyecek diye bir haber var. Belki haberin başlığı tartışılabilir. Sonuçta telaş terörü olarak gazetenin başlığa taşıdığı bir konunun sal bunun telaşla açıklanamayacak boyutlarının olduğunu belki biraz açmak yararlı olabilir. Çünkü şu anda yaşanan aslında bir ekonomik terör yaşanıyor. Ve baş terörist de Amerika Birleşik Devletleri. Hepinizin de bildiği gibi çok uzun zamandan beri ABD çevre ülkelerin kaynaklarını emen ve giderek kendi çeperinde küresel büyüklüklere ulaştığı zaman bu büyüklükleri çevre ülkeleri borçlandırmak suretiyle kontrol altına almayı ve burada kendi büyümesini yani kapitalizmin büyümesini sürdürmek açısından da sürekli bir baskı ve denetim mekanizmasını ihdas eden, bunu sürdüren bir konumda. Geldiğimiz nokta işte 1997'de başlayan ve ondan sonraki süreçte sürekli birikimin artmasıyla kendi iç finansman yapılarını da bunun üzerine kurgulamasıyla ABD'de özellikle konut sektöründe yaşanan aslında bir finansal köpük olarak da adlandırılabilecek bir mekanizmayla dünyanın altını üstüne getirdi. Birçoğunu bir finans krizi olarak tanımlıyor ama Türkiye'nin gerçekten duayen iktisatçıları ki bunlar kalemlerini satmayan insanlar burada başta Profesör Doktor Korkut Boratav'ı ve yanındaki arkadaşları ki birçoğu bağımsız sosyal bilimciler grubun içinde hala mücadelelerini ve gerçeği anlatmaya devam ediyorlar. Ama bazıları da var televizyon ekranlarında kalemleriyle her program için 3000 dolara farklı program yapan akademisyenler de var. İkisini birbirine karıştırmamak lazım. Yaşanan evet bir küresel kapitalist krizdir. Bu küresel kapitalist kriz dalga dalga gelip ülkemizde vurmuştur. Bu ülkemizi vurduğu noktada artık giderek gelirler düşmüş. Toplumun geniş halk kesimlerinin kaynakları farklı kaynaklarla bir yerden bir yere aktarılır olmuştur. Bunun özünde baktığımızda işte 24 Ocak kararları, 12 Eylül darbesi ve arkasından Turgut Özal iktidarları ile birlikte bu ülkeye dayatılan küreselleşme adı altındaki politikalardır. Bunun da en büyük silahı hepinizin de bildiği gibi özelleştirmeydi. Özelleştirme, kuralsızlaştırma ve sonuçta kamunun elindeki tüm kaynakların belirli kesimlere aktarılması ile birlikte Türkiye'de giderek bir yoksullaşma ve yoksunlaşma vardı. İşte bu gazetede başlığa çıkarılan resmin altında yatan şey bu. Aydın Engin'in çok güzel bir lafı vardı. Çok hoşuma gidiyor. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Küreselleşmenin cilasını kazırsanız altından kapitalizmin azgın dişleri çıkar diye. Evet, azgın dişler bugün ortadadır ve artık önüne gelen herkesi ısırmaya, canını yakmaya devam etmektedir. Bu daha da derinleşecek. Eğer Türkiye son kapitalist krizde ortaya çıkan bu büyük darbeden ders almazsa, bu dersi özellikle Cumhuriyet'in kuruluşunun 85. yılına geldiğimiz bu süreçte biraz daha aklını başına toplama noktasında bir şeyler yapmazsa, önümüzdeki süreçte çok daha farklı şeyler yaşayacağımız gün gibi ortadadır. Çok ciddi sorunlarımız var. Bu sorunların başında istihdam geliyor, paylaşım geliyor, sosyal güvenlik geliyor, sağlık geliyor, eğitim geliyor. Bunların hepsindeki sorunlar aslında tümünde bu sorunların iz düşümlerinin çözülmesiyle ve o noktada yoğunlaşılmasıyla ortaya çıkan şeyler. Sağlıkta geldiğimiz nokta hiç iyi değil, eğitimde hiç iyi değil. Her ile bir üniversite açmanın çok yakında yeni versiyonunu her ilçede bir üniversiteyi tartışmaya başlayacağız. Peki ne yapıyoruz üniversiteden mezun olanları? Şimdi çeşitli elektronik posta ve web ortamlarında tartışan elektronik mühendislerinin tartışmalarını izliyorum, içim burkuluyor. Ki bu çocuklar Türkiye'nin 3000'in içine giren gençler, hepsi mezun, pırıl pırıl bir şeyler yapmak istiyor ama işsiz. Nereye varacak bunun sonu diye baktığımızda gerçekten bu ülkenin aklını başına toplaması, enerjisini ve kaynaklarını, bu ülkenin geleceği ve bu ülkenin o üzgün ve bedbaht halkının kurtuluşu için kullanma noktasında bir şeyler yapmak zorunda. Hep bizi, bizden başka bu konuda destekleyip kurtaracak ne yazık ki kimse yok.
Habire zamları tartışıyoruz. Zamlardır aslında bizim duruma. Peki bu zamların altında yatan nedenler ne? En son hatırlayacaksınız, 1 Ekim zamlarını çok tartıştık. Efendim TETAŞ, sıfır kar zarar vermesi gerekmeyen bir kurum biliyorsunuz. Sıfır çıktığıyla dönemini kapatması gerekiyor. İşte TETAŞ zam istemiş bunun için, %21. Neden istemiş? Maliyetler. Peki maliyet dediğiniz nedir? Hala öğrenemedik biz. Şu maliyet hesaplamasını bir öğrenebilsek, maliyet gerekçesiyle zam yapıldığını öğreniyoruz. Ama bu zamma gerekçe olan maliyetlerin ne olduğu? Bunlar sır, öğrenemezsiniz. Peki bu nasıl bir şey? Üstelik de son 1 Ekim'de yapılan zamların altına baktığımızda durum çok daha ilginç. Çünkü 2008 yılında doğalgaz fiyatları %61 aşağı inmiş. Dünyadaki kömür fiyatlarına bakıyorsunuz, tepe taklak aşağı inmiş. Petrol fiyatları düşmüş $140'lardan $60'lara, $70'lara. Petrol fiyatlarına eskale edilen, bununla endekslenen bir doğalgaz fiyatımız var. Doğalgazdaki fiyat düşüşü bir öncekiyle yıla göre %61 iken, şimdi biz de maliyetler artışları gerekçe gösterilerek %21 zam isteyelim. O zaman bunu bizim mutlaka sorgulamamız lazım. Peki bu zammın altında yatan şey ne? Dönüp bakıyoruz. Çünkü Türkiye'de özellikle 1 Temmuz 2006 yılında yaşanan, aslında Türkiye'de özelleştirme ile özel sektörün rekabet ortamında güçlü bir şekilde arz güvenliğini sağlayarak ucuz enerji sağlayacağı söyleminin iflas ettiği gündür 1 Temmuz 2006. Hatırlayınız, Bursa'da bir yüksek gerilim açısında yaşandığı söylenen bir arıza nedeniyle Ege bölgesinde 13 ilde 8-8,5 saat sistem devre dışı kalmış ve ülke karanlığa kalmıştı. İşte o noktadır özelleştirmeyle Türkiye'deki enerjinin ve diğer sektörlerdeki başarının söyleneceğinin ipliğinin pazara çıktığı gün. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ne oldu ondan sonra? O günlerde hatırlayınız, Sayın Önder Karaduman, Türkiye Elektrik Üreticileri Birliği Başkanı'ydı. Efendim doğalgaza zamlar çok yüksek, eğer zam yapılmazsa bizden alınan enerji fiyatlarına biz santralları kapatmak zorunda kalacağız. Peki o günden bugüne kadar ne değişti? Hatırlayınız, çok ciddi zamların geldiği dönemlerde elektrik üreticileri asla seslerini çıkarmadı. Çünkü 2004 yılında bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair bir kanunun içinde bir şey düzenlenmişti. Bu düzenleme bir dengeleme uzlaştırma yönetmeliğini işaret ediyor. Dengeleme uzlaştırma yönetmeliği, evet, bu kesimden iyi kaynak bekleyenlerin dengesini sağlamış ama halkın dengesini bozmuştur. Halkın dengesini bozduğunun bir işareti de buradadır. Geldiğimiz noktada dengeleme uzlaştırma yönetmeliği artık kara borsa sistemiyle, emme basma tulumba yöntemiyle kamunun üzerinden elektrik üretenlere kaynak aktaran bir mekanizmaya dönüşmüştür. En sonunda bu kaynak öylesine çok aktarıldı ki şu anda sanıyorum 1,5 milyar TL'ye yakın bir alacak hala TETAŞ tarafından, EYVAŞ tarafından ödenememiş durumda. TETAŞ'ın bu borcunun ödenmesine ilişkin kamuda da bir kaynak kalmayınca, o zaman bu kaynağın kamu üzerinden sürekli ve otomatik olarak sağlanmasını ortaya çıkaracak bir mekanizma da monte edildi. Adı maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizmasıydı. Yani halk arasındaki adıyla otomatik fiyatlandırma. Şimdi her şey otomatiğe bağlandı. Zamlar otomatik, indirim hayal. Bunun için Türkiye'de eğer bu politikalarla geldiğimiz bu nokta itibariyle yüzleşemeyeceksek, bu kapitalizmin küresel krizinin baş ekonomistlerinin bile artık serbest piyasa ekonomisi çöktü, kapitalizm değil dedikleri ki katılıyorum, serbest piyasa ekonomisi çöktüyse, bunun baş mimarları artık işsiz kaldıysa, bizim hala serbest piyasa ekonomisiyle ve buna dayanarak özelleştirme uygulamalarını gelinen sonuçlar itibariyle de değerlendirerek mercek altına almamız gerekmiyor. Evet, biz bundan ders çıkarmıyoruz. En son haber 56 adet
hidroelektrik santral özelleştirilecek. Peki bu santrallar kimin? Kamunun. Peki bu santrallar özelleştirilirse, Ekim ayından sonra, ki bu 2010-31 aralığa kadar geçerli, ondan sonraki ilk otomatik fiyatlandırmayla başımıza geleceğin ne olduğunu biliyor musunuz? Hatırlayınız, %21 zammı %9.98'e çeken, işte bu 56 tane kamunun elindeki santral da etkendi %9.98'e düşmesinde. Çünkü özel sektör dengeli ve uzlaştırma yönetmeliği adı altında, yani DUY sistemi altında kara borsadan şişkin fiyatlarla satıyordu. Ve bunu da başal maliyette kamunun elindeki santrallar çok düşük maliyetlerle fiyatları aşağıya çekiyordu. Bu santralları kaybedersek katmerli zamlara hazır olun. Gerçekten bunun uyarısını buradan yapmak ve siyasi iktidara da bu özelleştirmelerden derhal vazgeçilmesini ben buradan bir kez daha altını çizerek tekrarlamak istiyorum. Evet, az önce arkadaşlarımız Gaziantep Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanımız açık konuşmasında şunları ifade etti. Evet, dünyalar, kaynaklar sürekli tükeniyor. İnsanlık gelecek için yeni kaynakların yaratılması noktasında bir şeyler üretmek zorunda. Bu da doğru. Yani sonuçta 6. buz çağı bitiyor. Biz 6. buz çağını yaşıyoruz şu anda. Dünyada Homo sapiens'in varlığı, dönüp bakarsanız, işte ilk tek hücreli yaratığın denizlere düştüğü söylenen süreçten bu yana baktığımızda sadece 1 milyon yıl. Yani 6 milyar yıllık bir dünyanın varlığında 1 milyon yıllık bir sürenin içinde geldiğimiz nokta bu. Bu geldiğimiz sürece de sadece bir 100 ya da 150 yılda dünyayı içinden çıkılması haline getirme başarısı da yine 6. buz çağının insanlığına ait. 6. buz çağının sonu nereye gidiyor diye düşündüğümde Sayın Başkan, işte petrolün 45 yıl, kömürün 250 yıl gibi ömürlerini biçti. Ben de içimden gülümsedim. Evet, 7. buz çağına doğru gidiyor belki insanlık. 7. buz çağında ben örneğin 7. buz çağı insanları bulduklarında onların fosil kaynaklarından birisi olarak belki gaz yağlarındaki henüz elektriği gitmediği yerde onları aydınlatan bir ürün olarak ortaya çıkmak istiyorum. Ama gidişimiz gerçekten çok iyi değil. Yani dünyayı bu kadar acımasız bir şekilde kar ve rant üçgeninin içine sığdırarak tüketme baskısı gerçekten iyi değil. Aslında dünya herkese yetebilecek kadar zengin ama onu tüketmeden akıllı ve bilinçli bir şekilde yeter ki kaynakları kullanasın. Karadeniz bölgesiyle ilgili geçtiğimiz günlerde Samsun'da bir mitingimiz var. Efendim 2007 yılından bu yana yaklaşık 2000 tane kağıt sattı vermişiz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulumuz var ya, hani bir türlü uygulamaları uygulanamayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu. Aslında bu uygulamaların uygulanmasının da asla uygulanamayacağını ben buradan bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Neden? Çünkü ilk çıkardığı yönetmeliği değiştiren yüzlerce yönetmelik değişikliğini de yayınlama başarısını göstermiştir. Hayattan son derece kopuktur fakat çok iyi çeviri yapan bir kurum olarak şu anda Türkiye'de enerji alanının altını üstüne getirme başarısından dolayı sadece bundan dolayı kendisini gerçekten kutlamak lazım. Bu kurum aslında Türkiye'de piyasalaştırma ve regülasyon, deregülasyonun uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan bir kurumdur ve gereğini yapmakla meşguldür. 2007'den beri 2000 tane lisans verilmiştir. Bunların çok büyük bir kısmı Karadeniz bölgesinde rüzgar lisansları ve benzeri lisanslar olarak şu anda çoğu çantacıların çantalarında gezdirilmektedir. Para edecek diye. Aslında başta sonradan uyguladıkları bir yöntemi biz kendilerine önermiştik. Bu çantada dolaştırılacak lisanslar kara borsada kağıt satışına dönüşecektir. Bunlar asla yatırıma dönüşmeyecektir. Dolayısıyla bu konuda dikkatli olunmasını şiddetle öneriyoruz dedik. Evet, bunu sevgili milletvekilimiz Tacidar Seyhan da çok dillendirdi. Ama dinleyen de pek olmadı. Şimdi geldiğimiz noktada efendim bunları şu tarihe kadar yapmazsanız biz bunları iptal edeceğiz. Peki Atalan'ın Üsküdar geçtiğini nasıl şey yapacağız? Bunların sonuçları nasıl ortadan kaldıracağız? Karadeniz'de bütün derelere yem vurduk.
Şimdi bize soruyorlar. Efendim nükleere karşısınız. Evet, nükleere karşıyız. Gerekçelerimiz var. Büyük hidrolik santrallara karşı mısınız? Evet, bazılarına karşıyız. Örneğin ılı suya karşıyız. Yani 50 ya da 75 yıllık bir ömür için 12 bin yıllık bir tarihi gözden çıkarma sorumluluğunu alamayacağımız için karşıyız. Alternatifi var mıdır? Evet, alternatifi yaratılabilir. Peki küçük hidroliklere karşı mısınız? Evet, ona da karşı olduğumuz yerler var. Çünkü küçük hidroliklerle ilgili Türkiye'nin gerçekten bir envanterinin çıkmadan buraların araç mezar tapulandığını ve su kullanım haklarının ele geçirildiği bir süreci yaşıyoruz. Karadeniz'de bütün dereler şu anda çok büyük bir saldırı altında. O zaman karşılıklarımızı nasıl ifade edeceğiz? Ben Samsun'da şöyle ifade etmiştim. Evet, biz elektrik mühendisleri odası olarak doğaya ve insana dair duyduğumuz sorumluluklarla bunların yapılmasına ilişkin genel esasların bilimsel ve çevresel etkilerinin de tarihi ve kültür mirası ıskalamayan, onların da varlığını sürdürebileceği bir eksende bunların değerlendirilmesi noktasında varız. Bunun dışında her türlü çabanın yanlış sonuçlar vereceği noktasından hareketle karşıyız. Hep ben çok fazla uzattım biliyorum. Bu enerji forumu bizim için önemli. 17-18-19'unda Elektrik Mühendisleri Odamızın sekreteryasında ve Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne bağlı bütün odalarımızın da katılımıyla 7. enerji sempozyumumuzu yapacağız. Aslında Türkiye'nin gerçek enerjisinden birisi olarak çıktılarının çok dikkatle izlendiğini, konunun çok ayrı sadece enerjiyle bağlı olmayan finans boyutuyla, ekonomik boyutuyla ve sosyolojik boyutuyla da incelendiği önemli sempozyumlardan birisidir. Yani bu sempozyum başta da söylediğim gibi köşe kapmaca oyunlarının sergilendiği sempozyumlarından birisi asla değildir. Bütün bilim insanları bu ülkeye dair yüreğinde çok ciddi kaygı ve sevgi besleyenlerin bu ülkeye dair katkılarını ve birikimlerini tartıştıkları, değerlendirdikleri bir sempozyum olarak yine 7.sini gerçekleştireceğiz. Bu sempozyumda hepinizi orada görmek istediğimizi ve bundan büyük bir mutluluk duyacağımızı da buradan ifade ederken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Enerji Sempozyumu'nun isim babası, çünkü benim ilk 2005'te Diyarbakır'da gerçekleştirmiştik. İlk yaptığımız yıllarda Diyarbakır'da ciddi bir enerji altyapısı sorunu vardı. Bu sempozyumdan sonra altyapının düzeltilmesi noktasında çabaların yeşermiş olmasını görmeyi ve sonuçta bu etkinlik, 2005'te yaptığımız ilk etkinliğin faydasını görmekten de çok mutlu olmuştuk. Umarım burada gerçekleştirdiğimiz bu sempozyumunda, forumunda sonuçta bölgede yaşanan sorunlara ilişkin yeni çıktılar, yeni fikirler üretmesi noktasında üstüne düşeni yapar diye düşünüyor. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeğe geçen Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi yöneticilerine, çalışanlarına, bildiri sunanlara ve katılımcılara Elektrik Mühendisleri Odası 41. dönem yönetim kurulu adına saygı ve sevgiyle teşekkür ediyor. Etkinliğin başarılı geçmesini diliyorum. Teşekkür ederim. Değerli konuklar, konuşmasını yapmak üzere Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürü Sayın Mustafa Kemal Büyükmıhçı'yı kürsüye arz ediyorum. Enerjinin ve enerjinin insanoğlu önündeki öneminin burada tekrar edilmesi için vaktinizi almayacağım. Türkiye'de enerjinin durumu ile alakalı elbette birçok şey söylenebilir.
suretiyle nereden gelip nereye doğru gittiğimizi sizlerle paylaşmayı arzu ediyorum. Evet. Enerji hep iki türlü konuşuyoruz. Birinci enerji dediğimiz konu var. Hepinizin bildiği gibi de günümüzde yaşamımızı çok yakından ilgilendiren elektrik enerjisi var. Geçen yıl itibariyle birincil enerjide aşağı yukarı 110 milyon ton petrol eşdeğeri enerji tüketmişiz. Bunun içindeki elektrik payı aşağı yukarı %15. Yani 15-16 milyon ton petrol eşdeğeri enerjiyi elektrik olarak kullanmışız. Diğer taraftan elektrik enerjisi kullanımımız yine aynı yıl itibariyle yaklaşık 200 bin gigawatt saat olmuş. Ve bunun içinde de yerli tarafa bırakırsak sadece yenilenebilir enerjinin payı, yani su, rüzgar, biyokütle, jeotermal gibi kaynaklarından ürettiğimiz elektriğin payı %25'lere yaklaşmış. Aynı oran 2002 yılında %20'lere kadar inmiş idi. Şimdi tabii 2005 yılında çıkarılan yenilenebilir enerji kanunu bir taraftan ülkemizdeki su yatırımlarını, hidroelektrik yatırımlarını, bir taraftan da rüzgar yatırımlarını hakikaten ivmelendirdi. Bunun etkisini görüyoruz. Elbette ki yeterli değil. Şu anda hidroelektrikte 14 bin megawatt'a aşkın işletmede kapasitemiz var. Diğer taraftan 20 bin megawatt'a aşkın lisans almış proje toplamı var. Elbette ki hepimizin arzusu bu proje toplamının tamamının hayata geçirilmesi. Çünkü bu toplam kadar gerçekten ekonomik olabilecek hidroelektrik potansiyelimiz var. Rüzgarımız, evet, Atlas'la ortaya koyduğumuz rüzgar potansiyelimiz en az 48 bin megawatt. Ve 2020 yılında biz 20 bin megawattı şebekeye koymayı hedefliyoruz. Şu anda ne kadar? Bu yıl sonu itibariyle herhalde 650 megawatta, belki de yeni şeyler 800 megawatta kadar bizi bu yıl sonu itibariyle taşıyacak. Evet, son hepimizin basından ve ilgili kuruluşlardan yakından takip ettiği ve EPDK tarafından yürütülen meşhur 2007 Kasım müracaatları işlemleri de bildiğiniz gibi, evet, yeniden gözden geçirilmeleri, düzenlemeleri olsa dahi hızlandı ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde sonuçlanacak ve 2013 yılı itibariyle şebekemize toplamda 11.600 megawattı koymayı hedefliyoruz. Güneş tabii şu anda Türkiye'de özellikle elektrik alanında sıfıra yakın bir uygulama var. Güneş hızlandırmamız lazım. Güneşle alakalı potansiyelini yine Atlas'a ortaya koyduk ama bildiğiniz gibi güneşle ilgili santralların yurt dışında hem teknolojisi giderek gelişiyor, bir taraftan da fiyatları uyguluyor. Şu anda hala çok pahalı. Yenilenebilir enerji kanununda sizin izlediğiniz gibi yapılan taslak çalışmalarında güneş elbette yerini almış idi. Umuyoruz ve inanıyoruz ki yenilenebilir kanunun sadece güneş değil, tüm yenilenebilir unsurlarıyla iyileştirilmesi ve yatırımların bu yönde geliştirilmesini hepimiz arzu ediyoruz. Güneşle ilgili yatırımlar şu anda çok pahalı olmakla beraber akılcı bir takım metotlarla ele alınırsa Türkiye'nin güneş endüstrisi öncelikle desteklenmek suretiyle santralların geliştirilmesi yönüne gidilirse herhalde ülkemiz başarılı adımlar atmış olur. Çünkü diğer ülkelere baktığımızda bazen bu yönde hatalı uygulamalar görüyoruz.
tipik bir örnek Almanya. Almanya'nın biliyorsunuz güneşi bizim Karadeniz bölgemizden daha kötü. Ama Almanya'nın güneş endüstrisi dünyada sayılı endüstri. Bu bize örnek olmalı. Yani güneş endüstrimizi öncelikle geliştirmemiz lazım. Geotermal aşağı yukarı en az 30 bin megawatta yakın toplam enerji kapasitemiz var. Bunun elektrik tarafıyla bakıldığında kimileriyle 600 megawatt ama bazı tarihlerde 1000 megawatta kadar ulaşabilecek elektrik santralı kurma imkanına sahibiz. Dolayısıyla geotermalde de yine 2020 yıllarında en az 600 megawattlık santralı hedefliyoruz. Değerli konuklar, yenilenebilir enerji kaynaklarımız önemli olduğu kadar enerjinin üretiminde ve kullanımında verimlilik de en az o kadar ve belki daha çok önemli. Çünkü son günlerde belki işitenler bilirler, Batı'da gelişmiş ülkelerinde telaffuz edilen bir slogan var. Megawatt'a değil, negawatt'a yatırım yapın diyorlar. Yani negawatt, negatif, watt'tan geliyor. Yani enerjiyi akıllı kullanın diyorlar. Enerjiyi akıllı kullanırsak en ucuz enerji kaynağımız olur. Tükenmeyen enerji kaynağımız olur. Akıllı tasarruf edilen enerji en ucuz ve tükenmeyen bir enerji kaynağı diye düşünmemiz lazım. Bu yönde biliyorsunuz 2007 yılında verimlilik kanunu ve 2008 yılında da ilgili mevzuatı yürürlüğe girdi. Hatta Başbakanlık genelgeleriyle de bu uygulamalar tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yaygınlaştırıldı. Ayrıca biz tüm kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarında işbirliği içerisinde adımlarımızı hızlandırmanın gayreti içerisindeyiz. Çünkü neden? Çünkü enerji verimliliği ne bir enerji bakanlığının ne herhangi bir bakanlığın işi değildir. Enerji verimliliği ülkenin tüm toplum, kurum, kuruluş ve bireylerinin işidir. Enerji verimliliğinde gerekli kültür ve bilinci birey olarak eğer kazanmazsak bu verimlilik kanunu ve ilgili mevzuatı ile getirilen düzenlemelerin başarı şansı da o kadar az olur. Bunu gelişmiş ülkelerde gözlüyoruz. Onlar da ta 1970 yıllarından itibaren bizim şu anda olduğumuz gibi aynı benzeri adımlardan geçmişler. Kanunlarını yaparken üç boyutu dikkate almışlar. Bir taraftan elbette bazı yükümlülükler getirmişler, bir taraftan bazı teşvikler ama üçüncü ayağı unutmamışlar, o da bilinçlendirme. Biz de kanunda aynı üç ayak üzerinde tasarlandı. Ve şayet bilinçlendirmede başarılı olduğumuz sürece bir taraftan yükümlülükleri, bir taraftan da teşvikleri tedbirden alınma imkanı bulabiliriz. Sayın konuklar, vaktinizi fazla almadan bu uygun